Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî allama bil kalem ve sallallahu ala nebiyyina ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem kardeşlerim, Mişkatul Mesabih'e inşallah bu akşam başlıyoruz. Bu hadis-i şeriflerin sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onları bize rivayet eden ashab-ı kiram efendilerimize, onların bu hadis-i şeriflerin senetlerinde yer alan ulemaya, kitapları tedvin eden muhaddislere, esnafımıza, okuyanlara, okutanlara, hepsinin ervahına El-Fatiha. Mişkatul Mesabih, aslı Mesabih-us-Sunne İmam Bagavi'nin rahmetullahi aleyh. İmam Bagavi Hicri 6. asırda yaşıyor. Zahid, abid, zühdüyle, takvasıyla, ilmiyle iştihar eden bir alim İmam Bagavi rahmetullahi aleyh. O kadar ki ekmek yerken yanında katık almıyor. Yıllar böyle devam ediyor. Doktorlar diyorlar ki artık bu halde bu bedeni taşıyamazsınız. Ahir ömrüne doğru ekmeğin yanında zeytinyağı da katık yapıyor. Bu şekilde yemek yiyor. Yani ekmek yanında zeytinyağı var. Başka bir rivayete göre kuru üzümle ekmek yiyor ahir ömründe. Ama bizim yaşlardayken, sizin yaşlardayken sadece o nefis ayağa kalkmasın, nefis ruha galip olmasın diye sadece ekmek yiyor. Zühd takvasıyla maruf bir alim. Şerhü's-Sunne'yi yazıyor. Şerhü's-Sunne fıkıhla hadisi cem ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor rüyasında. Şerhü's-Sunne'yi yazınca Allah Resulü Aleyhisselam ona rüyalarında "Ahyâkallâh kemâ ahyeyte sünneti." Benim sünnetimi ihya ettiğin gibi Allah da seni ihya etsin diyor. Bu rüyayı anlatıyor. Bu rüya ulema meclisinde iştihar edince, yaygın hale gelince, meşhur olunca ona muhyi's-sunne diyorlar. Sünneti ihya eden. Sünneti ihya eden adam. Sünneti ihya eden allame İmam Bagavi rahmetullahi aleyh. Bu Mesabih-us-Sunne'yi, bu hadis-i şerifleri bir araya getiriyor. 4000 küsur hadis. Daha sonra İmam Tebrizi rahmetullahi aleyh buna ilaveler yapıyor. Her babı 3 fasla ayırıyor. Birinci fasılda İmam Bagavi rahmetullahi aleyhin Buhari Müslim'den aldığı hadisler var ki onlara sahih diyor. İkinci babın ikinci faslında Buhari ve Müslim dışındaki rivayetler var. Üçüncü faslı da kendisi ilave ediyor. 5945 hadis var. Mişkatul Mesabih Tebrizi'nin 5945 hadis var. Yani her babın üçüncü faslına kendisi ilavelerde bulunuyor. İmam Tebrizi rahmetullahi aleyh. Daha sonra bu Mişkatul Mesabih üzerine şerhler yazılıyor. Onlardan en meşhuru Ali Yülkari'nin Mirkatul Mefatihi, bu kitaptır. Mirkatul Mefatih Ali Yülkari'nin. Ali Yülkari Hanefi malumunuz. Mukaddimesinde diyor ki Hanefiler hadisle meşgul olmazlar. Böyle bir ifade var. Böyle yanlış bir kanaat var. Onu yıkmak için, ortadan kaldırmak için Hanefi mezhebine mensup olanların hadise ittilaları, vukufiyetleri hem de muhabbetleri var ki onlar اِذَا صَحَّ الْحَد۪يثُ فَهُوَ مَذْهَب۪ي Hadis sahih olduğu zaman bizim mezhebimiz odur diyen Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onun mezhebine ittiba ettiler. Yani onu taklit ediyorlar, onun müdavimleri. Bunların hadis muhalefetleri olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yani onların hadise ne kadar vakıf olduklarını işte bir İbn-i Humam'ın Fethül Kadir'inde görürsünüz. Yani onun o hadisle alakalı ittilağı ne kadar derindir, ne kadar esaslıdır. Fakat onların hayatında kadada çok yer almaları, içtihat noktasında çokça yer almaları
oturup da hadis kitapları şerh etmelerine mani olmuştur. Tıpkı Ebu Hanife rahmetullahi aleyhde olduğu gibi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 83 bin mevzuda içtihatta bulunuyor. 83 bin mesele, 83 bin mevzu. Ne kadar bir zamanda? Hicri 120'de hocası Hammad vefat edince Ebu Hanife onun içtihat kürsüsüne oturuyor. 150'ye kadar. 30 yıla 83 bin içtihat sığdırıyor. Peki bu kadar içtihat yapan bir Ebu Hanife oturup da hadis rivayet edebilir mi? Ebu Hanife mi çok hadis biliyor yoksa diğer hadis imamları mı? Yani diğer hadis imamları Ebu Hanife'den daha fazla biliyor dersek Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi haksızlık etmiş oluruz. Tıpkı Ebu Hureyre Hazreti Ebu Bekir'den daha fazla hadis biliyordu dediğimizde Ebu Bekir'e radıyallahu anhuma haksızlık ettiğimiz gibi. Peki neden o zaman Ebu Bekir Ebu Hureyre kadar hadis rivayet etmemiştir? Çünkü Ebu Bekir devlet idare ediyor radıyallahu anh. Yani Ebu Hureyre gibi oturup da hadis rivayet edebilir mi? Ona vakti var mı? Ne yapıyor? Hadis-i şerifleri alıyor, onlardan hüküm çıkarıyor. Ebu Hanife de böyle. Hanefi fukahası da ümmetin üçte ikisini onların içtihatları sevk ve idare ediyor. Dolayısıyla sorunlar daha çok onlara geliyor. Onlar da sürekli içtihatla, fakahatle meşgul olmaya bir anlamda mecbur olmuşlar yani. Ümmetin sorunlarını çözme, kendilerini ümmetin varlığına adama, ümmete adayış yani, onları bu içtihada, fıkha, fakahate mecbur etmiş. İşte Ali Yukari diyor ki, bir, bu yanlış kanaati yıkmak için bu kitabı şerh ediyorum. Fakat elhamdülillah sonra bu kanaati bütünüyle Hanefi uleması ayaklar altına almıştır. Ne zaman? Son iki asırda. Eşref Ali Tanevi rahmetullahi aleyh, Zafer Osman Tanevi'ye diyor ki, bu Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadis-i şeriflerini cem et. Ama hangi hadisleri cem et? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve Hanefi imamların içtihatları, o içtihatların dayandığı hadis-i şerifleri cem et. O da işte malum kitabı İlâ-u Sünen bu süreçte telif ediliyor. İlâ-u Sünen bitince Eşref Ali Zafer Osman'a diyor ki, dayısı olur, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bu ümmet üzerinde 1200 yıllık bir hakkı vardı. Hep ona hakaret ettiler. Dediler ki Ebu Hanife hadis-i şeriflere muhalefet etmiştir. Ebu Hanife hadis bilmez dediler. Şimdi bu kitap Ebu Hanife ve Hanefi imamların içtihatlarının kaynağıdır, me'kazidir. Artık bu iddia ayaklar altındadır Allah'ın inayetiyle. Şimdi öyle bir kitap, 21 cilt Ebu Hanife'nin ve Hanefi imamların içtihatlarının arka planı, delilleri vardır İlâ-u Sünen. Tabi bundan önce Nasb-ı Râyeler vardır, Şerumanil Asar vardır ama Tanevi bu çizgideki biraz farklıdır belki ama daha geniş, daha hacimli bir kitaptır. Sonra Keşmiriler geliyor, Kandehleviler geliyor, Saharenfuriler geliyor, Buhari, efendim Şebbir Osmaniler geliyor, Müslim şerh ediliyor, Ebu Davud şerh ediliyor. Son iki asırda Ebu Hanife damarı, Ebu Hanife'den gelen o mecra hadiste son iki asırda diğer bütün imamların talebelerinden daha öne geçmişlerdir. İlim böyle. Bazen o mecrada akar, bazen bu mecrada akar. Akıtan Cenab-ı Hak, gönderen o. Yani bir taraf kuruduğu zaman o taraftan akıyor. Mısır'da mı hadis mektepleri, hadis halkaları daha kuvvetli, Hindistan'da mı? Tereddüt etmeden Hindistan'la diyoruz. Öyle 150 yıldır orada akan bir Diyobendi damarı var. Oradan gürül gürül şimdi böyle hadis hafızlarının yürüdüğünü o mecrada görüyoruz. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Ali Yulkari Mişkatül Mesabih'in şarihlerinden birisi. Ondan önce burada Tıbi var. Tıbi Mişkatül Mesabih'in diğer şarihlerinden birisidir. Efendim başka şerhler de var. Onlardan da zaman zaman onlara da Allah Teala'nın inayetiyle, lütfuyla müracaat ederiz. Şimdi birinci hadis-i şeriften başlayalım. Tabi bu hadis-i şeriflerde ravilerini almamış.
İmam Bagavi rahmetullahi aleyh bir kısmını almış, bir kısmını almamış. Tabi daha sonra o ravileri, sahabi ravilerini buraya eklediler. Biz de o sahabi ravisinden başlayarak, sahabi ravi kimse onu da şerh ederek derslerimizi akdedelim Allah Teala'nın inayetiyle. Birinci hadis, niyetle alakalı hadis-i şerif. Fıkıh hadis kitaplarımızın önemli bir bölümü, daha sonraki mecmualar, yani hadisle alakalı mecmualar bununla başlar. Neden bununla başlar? Çünkü işaret vardır, telmih vardır, kendimizi tayin vardır, tanzim vardır. Yani neden buradasın, neden okuyorsun, kastın ne, amacın ne, ona işaret olsun diye bu niyet hadisi o hadis mecmualarının sonradan telif edilen, tedvir edilen hadis mecmualarının da önemli bir kısmının başına alınmıştır. Hadis-i şerifi Hazreti Ömer Efendimiz rivayet ediyor. Sahabi ravisi tektir Hazreti Ömer. Onun için mütevatir değildir yani. Hazreti Ömer var sahabi ravileri arasında. An Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh, Ömer Efendimiz, yani ikinci halife malumunuz Hazreti Ömer. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer Efendimiz'i Ebu Hafs diye künyelendiriyor. İslam'ın aslanıdır o Hafs, aslan demek. Yani İslam davasının bu vadilerin eşi benzeri olmayan aslanıdır, fedakarıdır, diğergamıdır, kahramanıdır Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Allah Resulü aleyhisselama kayıtsız şartsız ittibası vardır. Müslüman olunca ya eyyühen nebiyyü hasbukallâhe ve men ittebaake minel mu'minin ayet-i kerimesi nazil oluyor. Ya eyyühen nebiyyü hasbukallâh, Allah sana yeter, bir de iman edenler. Hazreti Ömer, ona kadar harice çıkılmıyor ama Ömer var şimdi. Mekke sokaklarına İslam çıkabilir, Allah yeter, Ömer yeter. Ömer o kahramanın adıdır yani İslam'a. Adayışın adıdır Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Faruk'tur, hakla batılı birbirinden ayıran adamdır, ayıran kahramandır. Bir münafıkla bir Yahudi arasında bir dava var. Münafık diyor ki Kâb bin Eşref'e giderim Yahudi'ye. O aramızdaki davayı görsün. Münafık da diyor ki, Yahudi diyor ki, Peygamber'e gidelim. Münafık da diyor ki Kâb bin Eşref'e gidelim. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam zahirinde Müslüman görünen o kalbiyle kafir olan adamın lehinde değil de Yahudi lehinde hükmediyor. Yahudi, münafık diyor ki olmaz, bir de Ömer'e gidelim diyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e geliyorlar. Diyor ki Yahudi, Allah Resulü'ne gittik. Peygamber benim lehimde hükmetti ama bu Müslüman kılıklı adam olmaz dedi, bir de Ömer'e gidelim. Hazreti Ömer Efendimiz dönüyor, anlattıkları doğru mudur? Evet doğru deyince peki bekleyin diyor. Ekederlik, yani bu doğru mudur? İçeriye gidiyor, kılıcını alıyor geliyor. Elem tara ilellezine yez'umune ennehum amenu ayet-i kerimesi nazil oluyor. Yani yuridune en yetehakemu ile tağut. Tağutu istiyorlar. Yani zalimleri, onların mahkemelerini istiyorlar. Peygamber hükmediyor. Zahirde imanlarının olduğunu söylüyorlar. Ama yuridune en yetehakemu ile tağuti. Hazreti Ömer onu orada öldürüyor. Neden öldürüyor? Çünkü bu adam artık mürted. Yani İslam'ı reddetmiştir. Bir anlamda bu adam ümmetin bütün mahrem noktalarına vakıf olmuştur. Siyasi bir ajan gibidir. Mahrem bütün hususlara vakıf olduktan sonra bunları alıyor. Belki Yahudi meclislerine, belki Hristiyanların meclislerine, onların dünyalarına taşıyacak. Onların ümmet aleyhinde yeni planlar, projeler hazırlaması bunun anlattıklarından hareketle kurulacak, tesis edilecek. Mürted olduğundan siyasi suçlu hükmündedir. Başta la ikraha fiddin. Kimse zorlanmaz. Kimseye gel zorla Müslüman ol denmez. İşte bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulünde Medine'de Ensar'dan birisi var. İki tane oğlu Hristiyan. Onların Müslüman olmasını istiyor. Zorluyor bir anlamda, icbar ediyor. Ama Kur'an-ı Hakim onların yolunu aç, önlerine çıkma. La ikrahe fiddin. Gelirse kendileri gelsinler. Zorlama yok. Ama Müslüman olduktan sonra bu dini de kimsenin pesbah etmesine Müslümanlar müsaade edemezler. Yani girenler, çıkanlar,
Onlar her çıktıktan sonra eğer kelam sahibi iseler, kalem sahibi iseler, insanlar avam diyecekler ki falanca mürted oldu, İslam'ı terk etti. Belki onun terk edişi ardında onlar yüzlerce soru bırakacak, istifam istifam üzerine, sorular sorular üzerine ve İslam'dan bir kopuş onunla birlikte başlayabilir. Onun için onun cezası budur. Hazreti Ömer hakla batılı, Ömer Efendimiz birbirinden ayıran kahramandır. Faruk'tur yani. Peki Ömer Efendimiz radıyallahu anh, o uzun hayat var, mücadele var. Sonunda Efendimiz Aleyhisselam'ın Rabbe yürüdüğü yaşa gelince Mughire'nin kölesi Ebu Lu'lu'e onu mihrapta şehit ediyor. Şehit edince yanına Süheyb-i Rumi, o namazını kıldırıyor. Süheyb-i Rumi kim? Köle, değil mi? Köle Süheyb-i Rumi Hazreti Ömer Efendimizin cenaze namazını kıldırıyor. Hani Ebu Sufyan diyor ya, Ebu Sufyan. Hazreti Ömer devlet başkanı, biz de kapısında bekliyoruz. Yanında Süheyb bin Amr da var. Ebu Sufyan Mekke'nin eski devlet başkanı. Süheyl de Mekke'nin bir tarafa delegasyon gidecekse o delegasyonun başında da Süheyl olur. Öyle birisi. Mümtaz yani. Seçkin birisi Mekke'de. Aristokrasiye mensup ikisi de. Sonra Müslüman oluyorlar. Hazreti Ömer'in kalem dairesinde bekliyorlar. Bilal-i Habeşi ile Süheyb-i Rumi geliyor. İçeriye haber gönderiyorlar. Diyorlar ki Süheyb ile Bilal geldi. Ömer Efendimiz kapıya çıkıyor. İki köleyi karşılıyor, içeriye alıyor. Ebu Sufyan hayret halinde diyor ki lem ara kel yevmi kattu ye'zen liha ula'il abid ve yetrukuna inde babi. Böyle kara bir gün görmedim hayatımda. Bizim gibi asil adamları kapıda bekliyor, köleler geliyor, onları içeriye alıyor. İşte devlet başkanı Ömer Bilal-i Habeşi'yi görünce ya seyyidena, efendimiz Bilal der, köleye ayağa kalkar, böyle hitap eder. Ölünce de onun cenazesini, devlet başkanının cenaze namazını Süheyb-i Rumi, eskinin kölesi kılar. Yani artık zahire bakma bitti, niyet hadisi. Kalbe bakacaksınız. İskelete, kaportaya, makama, mevkiye, şekle, surete, ırka, renge, dile bakma bitmiştir. Allah'ın dini gelmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz gelişi gibi İslam'a, gidişi de böyle onlarca yüzlerce dersi bu ümmetin fikir dünyasına nakşederek aramızdan ayrılıyor. Rahmetullahi aleyh. Rabbim şefaatini hepimizi nail eylesin. Allah Teala onun duruşuna bizi muhatap kılsın. Ömer Efendimiz gibi. Yani öyle bir olmak ki bir mahalledesiniz, bir köydesiniz. Batıdasınız, doğudasınız, Arakanlasınız, Mağrib'desiniz. Müslümanlar orada İslam'ı anlatma noktasında aziyet içindeler. Acaba şunlar ne derler, bunlar ne derler? Kendi medresesini kurma noktasında problem yaşıyor. Yani alet derslerine mahkum oluyor. İnşaya başlasa acaba şuna buna dokunur mu diye endişeleri var. Ama dokunmaya başlıyor. İşte ayet ona da hitap ediyor. Ya eyyühen nebiyyü hasbukallaha ve men ittebaake minel mu'minin. Yani Hazreti Ömer gibi olabilmek. Yani siz orada yetiyorsunuz, kafi geliyorsunuz. Bir kişisiniz ama o bir kişi olunca yüzler, yüz binler sizinle cesaretleniyorlar. Söyleyemediklerini sizinle söylemeye başlıyorlar. Yani bu ümmet 1,5 milyar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabından daha çoklar. Ama onların yaptığını yapamıyorlar. Neden? Çünkü 1,5 milyarın içinde onlara bir kıymet bahşedecek Ömer yok. 39'u 40 yapacak Ömer yok radıyallahu anh. Yani çok büyük sayılara ulaşmak değil. Hazreti Ebubekir'i o ruhu kuşanabilmek. Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin, Osman'ın radıyallahu anh'ın o ruhu kuşanabilmek. Kuşandığınız zaman 40 kişiyle 40 milyonun söyleyemediğini söylüyorsunuz. 40 milyonun yapamadığını yapabiliyorsunuz Allah Teala'nın lütfuyla. Peki an Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh, Ömer Efendimiz'den, Hattaboğlu Ömer'den mervi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer radıyallahu anh buyurdular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnnemel a'malu bin niyyat.
Ameller niyetlere göre kıymetlendirilir. Yani innemel a'malu innema i'tibarul a'mali indallahi bin niyyat. Allah katında amellerin kıymeti niyetlere göredir. Yani ona göre itibar görürler. Burada hasır var. Dört yerde hasır vardır. Bir tanesi de innemada olur. Yani ameliniz sadece niyetlere göre kıymetlendirilir. Yani bir adam sabaha kadar namaz kılsa, bütün malını sadaka olarak verse, fakat bunları Allah rızası için yapmıyorsa kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiçbir şey bulamayacak. Çünkü niyeti yok. İbadetleri adetlerden ayıran niyettir. Yani içe bakacaksınız, dışa bakmayacaksınız. Münafıklarda suret vardır, Müslümanlarda siret vardır, hakikat vardır. Onun için niyetle başlıyor. İnnemel a'malu bin niyyati. Niyetle kıymetlendireceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe lâ yanduru ilâ suverikum ve emvalikum velâkin yanduru ilâ kulûbikum ve a'mâlikum ev kemâ kâle Resûlullah. Cenab-ı Hak sizin suretlerinize, mallarınıza, şekillerinize değil, sizin imanlarınıza ve amellerinize bakıyor. Yani dünyanın değer sistemine göre insanlar makamına, rütbelerine, mevkilerine, soylarına vesairelerine bakılır. Ama İslam'ın değer yargısında inne ekremekum indallahi etkakum. Takvaya bakılır, imana bakılır, amele bakılır. İnnemel a'malu bin niyat. Başka bir kıymet yargısı yok Cenab-ı Hakk'ın nazarında. Yani bazen sahte kahramanlarla hakiki kahramanlar birbirine karışırlar. Onları ayırmada insanlar güçlük çekebilirler. Baktığınız zaman dışıyla böyle ve izâ râeytehum tu'cibuke edsâmuhum. Yani böyle cisimlerine, suretlerine baktığınız zaman hoşunuza gider onlar. Ve izâ râeytehum tu'cibuke edsâmuhum. Yani konuştukları zaman onları dinlersiniz. Ke ennehum huşubun musennede. Yani konuşunca kulak verirsiniz onlara, sonra bir bakarsınız ki diyor Cenab-ı Hak, ruh yok, aşk yok, heyecan yok, kalbi bomboş. Efendimiz Aleyhisselam'a, sünnet-i seniyeye karşı kalpleri kin ve nefretle dolu. Sahabeye karşı içlerinde bir öfke patlaması var, öfke infilakı var. Ama وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَدْسَامُهُمْ. Yani suretlerine baktığınız zaman tiyatrocu gibi konuşurlar, öteye dönerler, beriye dönerler, gülerler, jestleri, mimikleri vesaireleri vardır. Belki suretlerini gösterebilmek için kürsülerinde ona göre, minberlerinde ona göre ayarlarlar, ona göre tayin ederler. Fakat şöyle Buhari'nin zaviyesinden, ilmin dünyasından, usul dünyasından onlara böyle bir nizam dairesinde yaklaştığınız zaman, tefekkürlerini soluklamaya başladığınız zaman görürsünüz ki keennehum huşubun musennede, kereste gibi onlar, kalas gibi. Hem öyle kalas ki hareketsiz, ruhsuz, tek adım bile atamazlar. Hak lehine, ümmet lehine tek adım bile atamazlar. Böyle sabit, döşenmiş, koyulmuş, yerleştirilmiş kereste gibidirler. Şimdi böyle keresteler çok. Ümmetin içine bunları salmışlar. İşte onu ayırt etmek için hadis mecmuaların önemli bir bölümü niyet hadisiyle başlıyor. Niyetlerine bakın, zahirlerine bakıp, etiketlerine bakıp, diplomalarına bakıp onların ardında yürümeyin, koşmayın, tahkik edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar ittiba var. Çıkıyorlar diyorlar ki, yani siz ne söylüyorsunuz kardeşim? Ümmetin sorunlarını çözme noktasında sizin ortaya koyduğunuz beyannameler nelerdir? İşte bizim beyannamemiz İmam Serahsi'nin mevsududur. İbn-i Humam'ın, İbnül Humam'ın Fethül Kadir'idir. İmam Mergina'nın hidayesidir. Biz onu okuruz, şu kadar zaman okuruz, şu kadar yıl okuruz. İmam Buhari'yi okuruz, Müslüm'ü okuruz, Ebu Davud'u okuruz. Usul de okuruz. Sonra bir nizam dahilinde hadisler, ayet-i kerimeler nasıl anlamalı? Esnafımız nasıl anladılar? Tahric yaparız. Hayata çözüm ve çare üretiriz. Peki onlar ne yaparlar? Onlar
Buhari ile hesaplaşırlar, Müslim ile hesaplaşırlar, Ehl-i Sünnet uleması ile hesaplaşırlar. Karşılarında avam vardır, din, iman noktasında onların samimiyetleri vardır, İslam'ı öğrenmek istiyorlardır, oraya gelmişlerdir. Fakat Buhari'yi değil okumak, bir defa görmemişlerdir bile. Fakat bu keennehum huşubun musennede olan adamları bir defa onlar itibar etmişlerdir. Tek onların bilgi ağacı onlardır. Onlara bütün varlıklarıyla neredeyse teslim oldular. Onlar derler ki şu hadis zayıftır, o hadisi zayıf kabul ederler. Şu mevzudur, onu mevzu kabul ederler. Fakat bunlar ulemanın hadis ıslahına dair belirlediği kriterden hem onlar hem konuşan adamlar bir haberdir. Fakat avam bunları bilmez. Onlarla şu kadar zaman meşgul olurlar. Dışarıya çıktıkları zaman artık Ebu Hanife onların gözünde mahallede 3 tane talebeye bir şeyler okutan, o mahalle mektebinde ancak okutacak kadar bir ilmi kıymete sahip olan hocadan bile daha basit bir adamdır, öyle görürler. Buhari'yi uydurma hadisler mecmuası olarak görürler. Her şeyden şüphelenirler. Artık her şey şüphelidir onların nazarında. Sadece okudukları o hocaların mealleri vardır. Onlara itimat ederler. Onların da bütün işi kopya almaktır. Oryantalistlerden kopya almak ve sonra onların Kur'an'a, sünnete, mezheplere dair bütün itirazlarını ümmete salmak, ümmetin zihnini onlarla çökertebilmek. Peki ne yapıyorlar bunlar? Yani bunlara gidenler, gelenler, bunların zihin dünyasında Ehl-i Sünnet'in nizam sarayı çökmüştür. Onların düşünce dünyasında diyorum. Elhamdülillah. İçinizden birisi bile onların gece kondularını çökertecek ilmi kıymete sahiptir Allah'ın inayetiyle. Neden? Çünkü siz İmam Buhari'nin öğrencisisiniz. Çünkü siz İmam Serahsi'nin öğrencisisiniz. Çünkü siz her Resulullah dediğinizde Allahümme salli ve sellim ala Muhammed diyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam'la irtibatınız var. Ebu Hanife dediğiniz zaman Rahimehullah diyorsunuz. Onlar sizin ecdadınız, esnafınız, onlara dua ediyorsunuz. Ya Rabbi bizi onlara varis kıl diyorsunuz. Elinize Kur'an-ı Hakim abdestsiz almıyorsunuz. Allah'ın kelamına ihtiramınız var. Sabah akşam mutala ediyorsunuz. Dolayısıyla onların o gece kondularını Allah Teala'nın inayetiyle iki hadisle çökertmeye muktedirsiniz. Onu görmek lazım. Ve itimat etmek lazım. O noktada kendinize itimat edin. Hani üstad diyor ya Necip Fazıl. Dünyanın en büyük adamı olmak istiyorum. Neden? Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet kadrosuna mensup olan bir Müslümanın en altında yer alan takva ve zühd noktasında, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmet kadrosunun en alt basamağında yer alan bir Müslümanın batının fikir ehramının en zirvesindekilerini çökettiğini dünyaya gösterebilmek, Allah Resulü'nün aşk, vecd, ilim ve tefekkürünü, vahyini dünyaya ilan edebilmek için bunu yapmak isterim. Onun için Müslüman kendine güvenecek. O küfür yobazlarının, o keennehum huşubun musennede olanların, o aklını ruhunu sapık fırkalara kaptıran cahillerin, cühelaların içine girdiğiniz zaman Everest gibi dimdik yürüyeceksiniz Allah'ın inayetiyle. Ölçümüz şu: ellerime uzanan dudakları tepeyim, Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Müslüman o kadar eğilecek, o kadar tevazu sahibi olacak. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, İmam Buhari ile, Ebu Hanife ile birisi hesaplaşıyorsa, işte ben buradayım kardeşim diyeceksin. Sağına soluna bakınmadan, küfür yobazına karşı da bunu diyeceksin. İslam'ı kendi aklıyla yenilemeye çalışan cahile karşı da onun meclisinde sağına soluna, önüne arkana bakmadan ben buradayım kardeşim. Biz bunun için dünyaya geldik. Hakkı, hakikati söylemek için. Her şeyimiz Allah ve Resul davasına feda olsun. Ashab-ı kiram efendilerimiz, onların yolu o. Yani zor bir mesele Efendimiz tarafından kendilerine tebliğ edildiği zaman Allah Resulü kanaat yoklamasına tevessül edince onların cevabı
Anam da babam da sana feda olsun. Bu ne ya Resulallah? Yani o dağ başına çıkılacaksa çıkılacak. Orası yürülecekse yürünecek. Yani bu 100 kilodur, 500 kilodur. Bunu taşı diyorsan bunun altına girilecek ya Resulallah. Eğer emrettiysen anam babam sana feda olsun. Ötesi yok. İşte zahire. Yani bir zahir var, bir batın var. Bir keennehum huşubun musennedi olan var. Zarfıyla ortalıkta görünen adamlar var. Bir de arka rahlelerin başında kahramanları yetiştirenler var. Çözüm, işte biz bunlarla çözüm getiriyoruz. Onlar Buhari'ye gittiler, Müslim'e gittiler. Onlar Serahsi'ye gittiler, Fethül Kadir'e gittiler de aradıkları soruların cevaplarını orada bulamadılar. Ondan mı inkar ediyorlar? Allah'ın inayetiyle kendi varlığımız gibi biliyoruz ki onlar ne Buhari okuyabilirler ne Fethül Kadir okuyup da anlayabilirler. Yani onlar gelsinler milletin huzurunda, oturalım onlarla beraber. Buhari'den ne kadar hadis biliyorlar? Millet karar versin, avam, hatta avam hakem olsun, onların talebeleri hakem olsun. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü onlara inanan, İslam adına onların yolunda giden ama Efendimiz Aleyhisselam'ın kadrini, kıymetini takdir edemeyen zavallı Müslümanları o yoldan alıkoymak için bunu yapmaya mecburuz. Gideceksiniz, onların meclislerine gideceksiniz, kalkacaksınız, ayağa kalkacaksınız, söz alacaksınız, burada hakikat çiğneniyor diyeceksiniz. Bunu bizim ulemamız yapmıştır kardeşlerim. Hatta dervişler bile yapmışlardır. Moğollar bütün bir alemi İslam'ı işgal ettikleri zaman Müslümanların devletleri pespay olmuş, yıkılmış, yok olmuş. Dervişler gittiler Moğolların saraylarında. Orada ezan-ı Muhammedi okudular onların dikkatini çekebilmek için. Yani cesaret, o cesareti göstermek için paramparça yapacaklar ama şunu gösteriyor. Bu imanı ezemezsin. Bir Müslüman bile kalsa geride, o Müslüman tek başına dünyada yalnız kalsa yine Allahu Ekber diyecek. Onu söylemek lazım. Her mecliste herkeste hesaplaşmanın bir dili var. Küfür yobazıyla hesaplaşmanın dili var. Masonla hesaplaşmanın dili var. Modernlerle hesaplaşmanın dili var. Aklını şaya kaptıranlarla hesaplaşmanın bir dili var. Hepsinin ayrı bir uslubu, menheci var. Allah Teala'nın inayet ve lütfuyla inşallah İFAM'da bunları göreceksiniz biiznillahü teala. Görüyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim. Bu zahir batınla alakalı, niyetle alakalı, sahte kahraman, hakiki kahramanlarla alakalı İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın bir kitabı var. Bununla alakalı biz de bir makale yazmıştık İnkişaf dergisinde. İngiliz Devleti Ali'nin ahir ömründe Mr. Nevid adında birisi var. Bu Nevid, İngiliz konsolosluğuna getiriyorlar bunu. İstanbul'a getiriyorlar. Konsolos alıyor. Konsoloslukta çalışan kavas var. Hizmetçi, Türk bu, Müslüman. Şu kadar aylıkla çalışıyor. Ona diyor ki bu İngiliz çocuk çok zeki, ailesi yok, babası yok. Bunu sana versek, sen bunu alsan, bunun bakımıyla meşgul olsan, bununla meşgul oluyorsun diye sana aylıkta şu kadar bir para versek, al sen bununla meşgul ol. Olur diyor, alıyor. Götürüyor evine. Çok zeki tabii. Bunları seçip de İngiltere'den getirmişler. Müslüman alıyor, evine götürüyor. Adını da Tahsin koyuyor. Nebit adı Tahsin oluyor. Orada çocuk ya İstanbul aksanıyla bir Türkçe öğreniyor. Sonra onu medreselere gönderiyorlar. Okuyor, dersam oluyor. Aradan yıllar geçiyor. İngiliz, kafir, Hristiyan özel görevle İstanbul'a geldi. Adı Mr. Nebit. Ama Tahsin Efendi diye İstanbul medreselerinde ders okutuyor. Devlet-i Aliye'nin ahir ömrü. Sonra hocası Hopalı. Ona gelip diyor ki hocam ben İngiliz konsolosluğunda görev almak istiyorum. Hocası diyor ki evladım senin adın fetva eminliğinde geçiyor. Nasıl olur da sen devlet-i aliyede fetva ve kada makamında bu kadar üst bir görev de senin adın konuşulurken sen oraları istiyorsun, oralara talip oluyorsun. Tabii İngiliz konsolosluğuna gidiyor. Oradan onu Hindistan'a gönderiyor. İngiliz İmparatorluğu orada işte Müslümanları tadlil ediyor. Ama İstanbul'da bu kadar yükseliyor.
Onu biliyoruz biz. Mısır Nebi Tahsin Efendi. Kim bilir İstanbul'da kaç tane Tahsin Efendi vardı? Kim bilir Ezher'de kaç tane adı Nebit olan ama Tahsin Efendi olarak zarfıyla bizim tanıdığımız içiyle küfür yobazı kaç kişi ders okuttu? 100 yıl öncesinde bu ümmetin alimlerinden ne kelamcıların, ne muhaddislerin, ne müfessirlerin hiçbirinin kitabında bulamadığınız hurafeleri şimdi bunlar konuşuyorlar. O kadar ileri gittiler ki bunların yalanlarını mutezilerin kitabında, mutezi alimlerin kitaplarında bile bulamazsınız. Peki bu yalanları nereden aldılar? İşte bunların arkalarında o Mısır Nebitler var. Bir kısmı ya mustariptir, garbzededir, akıllarını kaptırdı bunlara. Ya da bunların bir kısmının sakalları vardır. Keennehum huşubun musennede, arka planlarında Mısır Nebit vardır. Ama biz onları Tahsin Efendi diye tanıyoruz. İşte 150 yıldır bu ümmetin ayağa kalkamamasının, toparlanamamasının, her toparlanma hamlesinin gösterildiği zamanda yeni bir darbeyle bütün kazanımlarını kaybetmesinin arkasında bütün o küfür yobazları var. Es-Sunne ve mekanetuha fitteşiyel İslami, Sibai, o kitabının yazış nedenini anlatırken Sibai, Es-Sunne ve mekanetuha fitteşiyel İslami diyor ki, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Mısır'dayız, Ezher'de okuyor, Suriyeli biliyorsunuz Sibai, alim, mücahit birisidir, İhvan'a mensup. Oradayım diyor, Ezher'de okuyorum, talebeyim. Hasan Abdülkadir adında bir hocamız var. Almanya'da doktorasını yaptı. Bizim derse giriyor. Tarih-ı Teşri'il İslami dersine giriyor. Külliyet-ü Şeriat'ı okuyorum. Bizim derse geliyor. İlk derste dedi ki, derse şöyle başladı. Arkadaşlar dedi, ben Ezher'de tam 14 yıl okudum. Ama 14 yılıma ağlıyorum, acıyorum. Kayıp yıllar, 14 yıl kayıp yıllar. Yani burada ilmi menheç diye bir şey yok. Sonra Almanya'ya gittim, oryantalistlere, yani Hristiyanlar, İslam'ı öğreniyorlar, başka dine mensup olanlar bu dini çökertebilmek için, Müslümanların kafalarını küfür kalkanlarıyla, küfür maşalarıyla yakalayabilmek için İslam'ı öğrenen bu küfür yobazları, onlara öğrenci olunca baktım ki yöntem onlarda, menheç onlarda. Şimdi onların usulüyle ben size Tarih-ı Teşri'il İslami'yi anlatayım dedi. Ders ilerliyor, bir noktaya geldik. İbn-i Şihab Ez-Zühri'ye geldi. İbn-i Şihab Ez-Zühri hadiste kol başıdır. Yani onu çökerttiğiniz zaman Buhari de çöker, Müslim de çöker. Artık bunları çöpe atmanız gerekir. İbn-i Şihab Ez-Zühri'yi çöktüğü zaman. Söz ona gelince İbn-i Şihab'la alakalı dedi ki, bu Almanya'da doktora yapan Mısırlı hoca, İbn-i Şihab Emeviler adına hadis uydurmuştur. Şimdi hep öyle diyorlar ya, bu dini müçtehit imamlar, Ebu Hanifeler, İmam Malikler, Ahmet bin Hanbeller, bu garb zedeler, bu mustaripler, bu keennehum huşubun musennede olan zavallılar, hep diyorlar bu dini Emevi ve Abbasiler değiştirmiştir. İslam'ı, Resulullah'ın İslam'ı başkadır. Müçtehit imamların, mezheplerin İslam'ı başkadır. Öyle diyorlar. Kur'an'a göre böyle, mezhep imamlarına göre böyle diyorlar bu meselenin cevabı. Onlara iftira ediyorlar. Yani ne demek istiyorlar? Ebu Hanife, İmam Malik, İslam'a karşı haşa bir İslam uydurmuşlardır. İftira ediyorlar onlara. Hoca diyor, İbn-i Şahab Ez-Zuhri'ye böyle itiraz edince, derste ona cevap vermeye çalıştım. O da bir şeyler söyledi. Yani ikimiz de birbirimizi ikna edemedik. Sonra ayrıldım. Gece yarılarına kadar tam 3 ay Mısır kütüphanelerinde, bütün el yazma kitaplarda İbn-i Şihab Ez-Zühri ile alakalı ne kadar malumat varsa tamamını topladım. Madem ki İbn-i Şihab Ez-Zühri çökünce benim dinim çöküyor, o halde burada benim vazifem var. Gece yarılarına kadar İbn-i Şihab ile alakalı bütün malumatı topladım. Sonra Mısır'da ilan ettik, bir konferans veriyoruz. Ezher'deki bütün hocalara da ilgili dernek davetiye gönderdi. Hocama gittim, İbn-i Şihab Ez-Zühri hadis uydurdu diyen hocama.
Onu da davet ettik, o da geldi. Ezher hocaları var, alimler var. Ben de Ezher'de bir öğrenciyim ama derdi olan bir öğrenci. İslam'a karşı, yani kimse yoksa da ortaya çıkan, meydan yerine çıkan bir kişi bile o sistemi çökertmeye muktedir olabilir. İnanmak lazım yani. Kaç kişiyiz diye sağa sola bakmak Müslüman adeti değildir kardeşim. Eğer doğruysa, Allah ve Resul buyruğu doğruysa, artık ben bunu nasıl kaldırırım, ben buna nasıl muhatap olabilirim diye düşünmek şeytan ameliyesidir. Şeytandan gelen bir havatırdır o. Atacaksın, sür git yani. Peki geldi, ben konuştum diyor, anlattım. Sonra hocam ayağa kalktı, dediler ki ben 14 yıl Ezher'de okudum. Şu kadar farklı yerlerde tahsil yaptım, Almanya'ya gittim, doktoramı oradan aldım ama ben oryantalist aklına, Gözler'in yalanlarına kapılan, o selin önünde, küfür selinin önünde sürüklenen bir çöp olduğumu gördüm. Sana teşekkür ediyorum dedi. Gel birlikte oryantalizmin İslam'a karşı uydurduğu yalanları çökertebilmek için birlikte bir çalışma yapalım. Olur dedim, karar verdik. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllardı. İngilizler beni tutukladılar, hapse koydular. Çıkınca da hocam vefat etmişti. Bir daha görüşemedik. Ondan sonra diyor ben bu kitabı yazdım. Es-Sunneh ve Mekanetuha Fitteşi'il İslami. Oryantalist yalanları çökertebilmek için. Bu kitap Türkçe'ye de tercüme edildi. Peki bir zahir boyut var, bir batın boyut var. Yani böyle baktığınız zaman zahirde kahramandır bu adamlar. Hakikaten ümmetin sorunlarıyla ilgilendiklerini görürsünüz. Ama bütün ameliyeleri, 100 tane mesele söylerler. 97'si doğrudur. Bir kitap yazarlar, içinde 97 tane doğru vardır, 3 tane yalan. Ama o kadar yalan ki, o yalanlardan bir tanesine inandığınız zaman dininizi kaybedersiniz. İşte o 3 tane yalanı söylemek için 97 tane doğruyu söylerler. Onların meclislerine bakın, onları dinleyip de dışarıya çıkanların Ebu Hanife'ye, İmam Buhari'ye dair ifadelerine bakın. Messignon bir oryantalist diyor ki, Müslümanları o hale getirdik ki zavallı adamlar artık her şeylerinden şüphe duyuyorlar. Onlara bakın. Bir onların meallerine itimat ediyorlar. Artık onun dışında bütün İslam kütüphanesinin yalan ve uydurma olduğuna dair kanaatleri var. Kim bunlar? Fatiha'yı oku derseniz birçoğunun okuduğu kıraatle namazı olmaz kardeşim. Bu adam zavallı Müslüman kardeşimiz. Ama ona aklını ve ruhunu kaptırdığından dolayı hakikati görmekten mahrum yaşıyor. Peki innemel a'malu binniyat. Allah katında ameller sadece niyetlere göre kıymetlendirilir. Ötesi yok. Burada ne varsa ona göre kıymetlendirilecek. Hani Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman Maveraun Nehir uleması beyanname yayınlıyor. O günün formatında bir beyanname. Diyorlar ki biz bu medreseleri kabul etmiyoruz. Neden diyorlar kabul etmiyorsunuz? Çünkü medreseye gelen öğrenciler ilmi sadece Allah rızası için okurlardı. Şimdi bu medreseye kadı olmak için gelecekler. Kötü niyetli insanlar da bu okullarda para kazanmak, memur olmak için gelip kayıt yapacaklar, okuyacaklar. Bunlar bu dini ifsad ederler. Onun için makam mevki dağıtan, yani kadılar yetiştiren medreselerin kurulması doğru değil diyorlar. Başta niyet. Onun için hocalarımız, alimlerimiz derse gelirler, bir müddet dururlarmış, ne yapıyorsunuz diye sordukları zaman ne derler? Usahhihu niyeti, niyetimi tasih ediyorum. Şu kadar kitap okudum, sabaha kadar mutala ettim. Acaba Allah rızası için mi yoksa talebeler, öğrenciler, kardeşler, hoca şu meseleyi ne kadar güzel anlatıyorlar, onun için mi? Kitap yazdım, Allah rızası için mi, para kazanmak için mi, yoksa insanlar şimdi 40. kitabını 40 yaşında imzalıyor bunu desinler diye mi? İnnemel a'malu binniyat. İşte o problemi aşabilmek için cami yapmışlar, adını koymamışlar. Orada kendi adları konuşulmaya başlayınca niyet,
kirlenmeye başladı diye terk etmişler, tanınmadık diyarlara gitmişler. Evliyaullah kendilerini gizlemişler, hizmet öne çıksın demişler. Madem ki gaye Allah ve Resul davasına hizmet etmek, hizmet öne çıksın. Önümüzde onlar var. Rabbim bizleri onlara, onların davasına hizmetkar etsin. Onlara da hizmetkar etsin. Elhamdülillah. Onlara hizmetkar olmak elhamdülillah bizim için en büyük paye, en büyük şeref. Enes Resulullah Efendimiz'in hizmetkarı değil miydi? Sahabe-i kiram efendilerimiz koşmuyorlar mıydı? Resulullah Efendimiz, ulema, evliya, onların hizmetkarı olmak Resulullah Efendimiz'e ittiba edenlere sallallahu aleyhi ve sellem hizmet etmek bizim için şereftir Rabbim inayetiyle. Peki ve innema likulli imrin maneva. Herkes için niyet ettiği vardır. Ne niyet ediyorsanız o. Ne niçin yola çıktınız? Hani adam birisi namaz kılıyormuş. Namaz kılarken ne diyor? O yanındakiler diyor ki bu adam 15 yıldır burada sürekli namaz kılar camide. Namazı bitirince dönüyor onlara diyor ki aynı zamanda 20 yıldır da sürekli nafile oruç tutarım. Bütün her şey gitti. Yani eğer namazları birileri bizi övsünler diye, oruçları, nafile oruçları birileri bizi övsünler diye tutarsak o zaman bunlar Allah rızası için değil, insanların rızası için oluyor değil mi? Onların kadri kıymeti için oluyor. Hayber Muharebesi'ne sahabe-i kiram efendilerimizden yeni Müslüman olan birisi katılıyor. Efendimiz Aleyhisselam bir ara ganimetleri dağıtıyor. Şu da falancanın diyor, gönderiyorlar ona. Hâdâ kasmun kasemehu Resulullah. Bunu da Efendimiz size gönderdi diyorlar. Size ait bir taksim. Alıyor eline, Allah Resulüne geliyor. Mâ li hâdâ ittebâtuk ya Resulallah. Ben bunun için sana ittiba etmedim ki. Şu kadar zaman küfür içinde yaşadım. Müslüman oldum, buraya geldim. Allah ve Resul davasını anlatayım. Eğer önünde engeller varsa cihad edeyim. Belki şuraya bir ok gelir ve Rabbim huzuruna şehit olarak giderim. Bunun için buradayım ya Resulallah. Bunu ben başka yerlerde de bulabilirdim. Tekrar bir muharebeye dönüyor. Şehit olunca Efendimiz bu o mudur? Evet odur buyuruyor. Ona cenneti müjdeliyor o sahabiye. Yani neden bu yoldaysak Cenab-ı Hak ona göre kıymetlendirecek. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne olursa onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Şimdi şartla cevap farklı olmalı. Yani mesela şöyle diyemezsiniz. Men ata'a ata'a, değil mi? İtaat, kim itaat ederse itaat eder. Ne dersiniz? Men ata'a neca dersiniz. İtaat, kim itaat ederse kurtulur. Yani şartla cevap aynı olmaz. Mesela müpteda haber de öyledir. Ente ente, sen sensin. Olmaz. Ne olur? Ama şöyle olursa olur. Ente ente, sen adam gibi bir adamsın. Ente ente, ikinci enteye eğer mübalağa anlamı vereceksen ya yüceltmede ya hakarette. O zaman aynı lafzı getirirsin. Ente ente. Şimdi burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kelamı sidre-i müntahasına götürüyor. En üst noktasına götürüyor. Buyuruyorlar ki şart ve cevap ve ceza aynı ifadelerle. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne olursa fehicratuhu ilallahi ve Resulü. Başkası yok, ötesi yok. Artık kelam bunu ifade eden naciz. Onun hicreti sadece Allah'a ve Resulünedir. Hicret, terk etmek demek. Kim anadan, yardan, serden Allah ve Resulü için ayrılıyorsa, kim Allah ve Resul adına hicret ediyorsa karşılığını bulacak. Cenab-ı Hak ecir sevap olarak ona bunu ihsan edecek, lütfedecek. Tabi Efendimiz Aleyhisselam zamanında hicret evvela Darül Küfür'den Darül Emne olmuştu. Yani Mekke o zaman küfür diyarıydı. Habeşistan'a eman yurduna gittiler. Medine'de Darül Emdi. Ama hicretin ilerleyen yıllarında Medine Darül İman oldu. Eman yurdundan
iman yurduna dönüştü. Yani hicret iki türlü olur. Bir darul küfürden darul emne, emniyetli bir yeri olur. İki darul küfürden darul imana olur. Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki hicret Mekke'den Medine'ye. Allah Resulü Aleyhisselam'ın keyfet edince la hicrete ba'del fethi. Artık Mekke fethedildi. Bundan sonra hicret yok buyurdular. Ama başka yerler, başka diyarlara hicret var. Rihleler de bir hicret. Kalktınız evinizden buraya geldiniz. Burada ilim tedris edeceksiniz. Annenizi, evinizi, yerinizi, yurdunuzu bıraktınız. Bu da bir hicret. Rihle de bir hicret. Eğer bu Allah rızası içinse, makam, mevki, rütbe vesaire için değilse, sadece Allah rızası için. Yani acaba şu ümmetin bir meselesini çözmeye Cenab-ı Hak beni muvaffak kılar mı diye derdimiz, gayemiz buysa, o zaman Allah Resulü Aleyhisselam bizim rihlemizi kıymetlendiriyorlar. Buyuruyorlar ki fehicretuhu ilallahi ve rasuli. Onun hicreti Allah'a, onun hicreti Resul'e. Hani ashab-ı kiram efendilerimiz Allah'a, Resul'üne hicret ediyorlar. Düşünmüyorlar. Yani bu böyle bir şey işte. Rihle yaptınız, buraya geldiniz. Sonrasında ne var diye düşünmeyeceksin kardeşim. Makam, mevki, rütbe. Düşündün, kaybettin. Düşündün, belki 10 basamak aşağıya düştün. Bütün her şeyi kaybettin belki. Yani Rabbimin katında, İslam'ın mizanında belki her şeyi kaybettin. Ebu Seleme radıyallahu anh hicret ediyor. Yanında Ummu Seleme var, çocuğu var. Tam Mekke-i Mükerreme'den ayrılacaklar. Hanımının ailesi geliyor, olmaz diyorlar. Kızımızı sana veremeyiz. Muhammed'in hülyalarına kızımızı kurban edemeyiz, mahkum edemeyiz. Ebu Seleme Hazretlerinden eşini alıyorlar, Ummu Seleme'yi. Madem diyor Ebu Seleme'nin ailesi, kabilesi, siz oğlumuzun eşini ondan ayırdınız. O zaman diyorlar, biz de sizin kızınızdan torunumuzu ayırırız. Ebu Seleme'nin ailesi de Ummu Seleme annemizden oğlunu alıyorlar. Ebu Seleme Allah Resulü yolunda yalnız başına Medine-i Münevvere hicret ediyor. Geride ağlayan bir eş bırakıyor. Hem Ebu Seleme'ye ağlıyor, hem de kucağından aldıkları yavrusunu alıyor. Tam bir yıl ağlaması devam ediyor. Mekke'nin Medine'ye açılan yoluna, kapısına geliyor. Orada her gün sabahtan akşama kadar gözyaşı döküyor. Amcaoğlu artık dayanamıyor gözyaşlarına. Gidiyor, diyor ki gönderelim gitsin eşine. Alıyor çocuğunu, merhamet işte. Allah Teala onlara bir merhamet veriyor. Ummu Seleme annemiz oğluyla Ebu Seleme'ye gidiyor. Süheyb'in hikayesi, Damra radıyallahu anh Efendimizin hikayesi. Allah Resulü hicret edince peygamber gittiyse bu şehirde yaşanmaz diyor. Ama yürümeye mecali yok, çocuklarına beni alın diyor, bir sala koyun, siz de onu ayaklarından tutun, alın beni Allah Resulüne götürün. Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyorlar. 8 kilometre kadar gidiyorlar. Tenim'e geliyorlar, orada ruhunu teslim ediyor. O kadar bir çare, o kadar yürümekten aciz. Ama ayaklar taşımıyorsa alın beni Allah Resulü'nün yolunda Medine'ye taşıyın. Taşıyın, onun hicretini Kur'an-ı Hakim hangi ayetle kıymetlendiriyor? وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. O kadar büyük ki onun ecrini kainatın sahibi verecek. Peki وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا. İnsanların hicreti Allah'a, Resulüne, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya değil de dünyalık için olursa. Yani kalkıyorlar Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte Medine'ye geliyorlar ama dünyalık için geliyorlarsa, ya da evi muraetin yetezevvecuha, bir kadınla evlenmek için geliyorlarsa, fehicretuhu ila ma haceru iley. Onların hicreti de dünyalıklara olacak. Onların hicreti kadına olacak. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldikleri zaman ashab-ı kiramın hicret sevabına nail olamayacaklar, ona muhatap olamayacaklar. Çünkü işin başında onlar, niyeti
Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi tayin edemediler. Yüreklerine o niyeti koyamadılar. Yani hakikaten kadın için hicret eden birisi adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş olabilirler. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyuruyorlar ki Muhacir-i Ummu Kays diye birisi vardı. Muhacir-i Ummu Kays. O da Medine'ye hicret etti. Fakat bir kadınla evlenebilmek için kadın ona dedi ki Mekke'de kalırsan seninle evlenmem. Medine'ye gelirsen nikahlanırız. O da kalktı Medine'ye o kadınla evlenmek için geldi. Onun için Efendimiz Aleyhisselam onun halini bu şekilde değerlendirdiler. Bu şekilde kıymetlendirdiler. Yani kim şu kadar diploması var, şu kadar makale, şu kadar kitapta imzası var, şu kadar konferansı var, şu kadar talebe yetiştirmiştir ama bütün bunları insanlar onu anlasınlar, övsünler diye yaptıysa, onun bütün bu çalışmalar, bütün oluşları, bütün ameliyeleri Mekke'den Medine'ye o kadınla evlenmek için gelen yolları kat eden, terleyen Muhacir-i Ummu Kays gibidir. Her derse başlarken, her sabah kalktığımızda, her yatağa girerken niyetimizi yeniden gözden geçirmek lazım. Neden bu gece uykusuz kaldık? Neden sabah namazının kitapların arasında karşıladık? Bu ümmetin bir sorununu çözebilmek, Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı gibi olabilmek, Süheyb gibi olabilmek, Damra gibi olabilmek, Ebu Seleme gibi olabilmek, her adımınızda, her kitap sayfasını çevirdiğinizde, madem ki rihleler de hicrettir, her çevirdiğiniz sayfa sizi Allah Resulüne yaklaştıracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna, onun sünnetine taşıyacak. Muttefakun aleyh. Bütün hadis imamları bu hadisi rivayet ediyorlar. Sadece İmam Malik'in muvattasında yok. Peki Kitab-ül İman'dan gelecek derste devam edelim inşallah. Rabbim söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine bizleri varis kılsın. Evvela iman, sonra tefekkür, sonra hareket ve dava şuuru. Evvela iman edeceksiniz. Yani Allah Resulüne, onun getirdiklerine bütün varlığımızla teslim olacak. Sonra tefekkür. Tefekkür olmasa İmam Gazali olur muydu? Tefekkür olmasa Ebu Hanife olur muydu kardeşlerim? Yani onlar zannediyorlar ki İslam ümmetinin arasında mütefekkir çıkmadı. İşte Beyza abi okurken söylüyoruz hep derslerde. Öyle muazzam ifadeler var ki kardeşlerimiz bilirler Hidaye halkasından, Beyzavi halkasından. Eğer İmam Beyzavi Allah Resulüne iman eden birisi olmadan o ifadeleri söyleselerdi, biz de Heidegger'in, Kant'ın, Descartes'in arkasından gidenler, Sokrat büyük adamdır diyenler İmam Beyzavi'yi dinledikten sonra hepsini çöpe atarlardı. Ama Beyzavi'yi okumuyorlar. Neden? Çünkü Allah Resulüne iman etti diye akıllarını, ruhlarını küfür yobazlarına kaptıranlar dönüp de bu tarafa bakmıyorlar. Bakacak ilim ve irfana sahip değiller. Bilmiyorlar ki burada kim var. İmam Gazali gibi bir adam var burada. Ebu Hanife gibi birisi var. Öyle büyük mütefekkirler var. Ama onlar ruh ve mallarını nereden alıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba. Evvela ittiba. Sonra tefekkür. Ama neye göre? Müçtehit imamlarımızın tayin ettiği usulü fıkha göre. Yöntem bilim, anlam bilim diyorlar ya, usul, esas. Onlar neyi neye göre tayin ettilerse ona göre anlayacaksınız. Ve sonra fıkıhta onların pratiklerine bakacaksınız. Hayata yeni çözümler, çareler, İslam iktisat nizamının, İslam iktisat doktrininin neler olduğunu Allah'ın inayetiyle bütün dünyaya ilan etmek, İslam'ın yenilmediğini, yenilmez oluşunu, yıkılmadığını, yıkılmaz oluşunu, bu ümmetin tek bir ferdinin bile bütün dünya küfür sistemlerini tarumar edecek ilmi dirayete tek başına sahip olabildiğini gösterebilmek için bu ümmet onu İmam Gazali ile göstermiş, Ebu Hanife ile göstermiştir. Rabbimden hep onu niyaz ediyoruz ki yine bu ümmetin
İlim talebelerinin arasından o İmam Gazalileri çıkaracaktır. Ebu Hanifeleri, onların öğrencilerini gönderecektir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.